Atomların elektron dizilişleri yani Pauli ilkesi, atomların temel haldeki elektron dizilişleri yazılırken en düşük enerjili orbitalden başlayarak elektronlar orbitallere yerleştirilir. Bir atomda herhangi iki elektronun bütün kuantum sayıları birbiriyle aynı olamaz. Dikkat dikkat bu sorular arkadaşlarım. Bir atomda herhangi iki elektronun bütün Kuantum sayıları birbiriyle aynı olamaz. En az bir kuantum sayısının farklı olması gerekir. Elektron dizilişleri yazılırken Pauli tarafından Aufbau kuralı olarak önerilen kurala göre enerji sıralaması yapılır. Ve yine dikkat dikkat. Aufbau kuralı temel hal için geçerlidir. Orbitallerin enerjilerinin karşılaştırılması Madelung-Klechowski kuralına göre yapılır. Orbitallerin enerjileri n artı l değerinin artmasıyla yükselir. n artı l değerinin eşit olduğu hallerde büyük n değerine sahip orbitalin enerjisi daha yükselir. Şimdi n artı l değerleri. 1s için n artı l değeri arkadaşlarım. Bakınız yörüngemiz 1. S'in l değeri 0. Yani 1 geliyor. 2s 2 artı 0'dan 2 geliyor. 2p 2 biliyorsunuz S, P, D, F, L değerleri 0, 1, 2 ve 3'tür. N artı L, L'sine bakıyorum 1 yani 3 geliyor. 3S için 3 artı S'nin L değeri 0, 3 geliyor. Yani 2p mi daha yüksek, 3s mi daha yüksek, en artı l değeri bakacak olursak, en artı l toplamının ikisinin de 3 olduğunu görüyorum. O zaman şu katsayıya önem veriyorum arkadaşlarım. Yani 3s 2p'den daha büyüktür. 3 artı 1'den 4. 3d. 3 artı 2'den kaç gelecektir arkadaşlarım? 5 gelecektir. Yukarıdaki kurala göre orbitallerin genel enerji sıralaması 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4t, 5p, 6s, 4f şeklindedir. Temel enerji düzeyi elektronların orbitallere dizilim şeması arkadaşlarım. Bakınız burada geliyorum 1s, 2, 2s, 2 çünkü s'in aldığı maksimum elektron 2, 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 şeklinde devam edecektir. Atomların elektron dizişlerinin yazılması. Elektronlar boş orbitele önce bir elektron, daha sonra ikinci elektron zıt spinli olacak şekilde yerleşir. Bakınız hidrojen bir s 1 S1. Şimdi arkadaşlarım bunların gruplarını ve periyotlarını bulalım. Buradaki 1, 2 sayıları yörüngeyi temsil eder demiştim. Dolayısıyla hidrojen birinci periyotta yer alır. Sonlanan orbital türüne bakıyorum s. S bitiyorsa A grubudur. Yani S bitti. S'in üzerinde bir var. Birinci periyot 1 bir A diyorum arkadaşlarım. Şimdi Helium'a bakıyorum. Birinci periyot çünkü en sayısı bir. S bitti A. Üstünde iki var. 2 A diye atlamıyoruz arkadaşlarım. Özel durum. Helyum bir soy gazdır. O yüzden birinci periyot 8A'da yer alıyor. En yüksek yörüngemiz burada 2. Iki, yani ikinci periyot. S de bittiği için A. ikinci periyot 1A. Ayırıyorum. En yüksek yörüngemiz ikinci periyot. S ile bitti. A. S'in üzerinde 2 var. O zaman 2A grubu elementidir diyoruz. Hund kuralı. Temel enerji düzeyindeki orbital sayısı arttıkça elektronlar eş enerjili orbitallere teker teker yerleştirildikten sonra kalan elektronlar tek elektron içeren orbitalleri iki elektrona tamamlayacak şekilde yerleştirilir. Bakınız buradaki karbonun yörüngesini bulacak olursam en yüksek olan yerden ayırıyorum ikinci periyot diyorum arkadaşlarım. Şimdi S ile bitirirsek A grubu idi. S artı P ile bitirirsek yine A grubu. S artı P. Dolayısıyla kaç A arkadaşlarım? 4 A. Ki bakıyorum. Evet elektronları teker teker yerleştirmiş ve zı spinli gelmiş. Bakıyorum elektronları teker teker yerleştirdim. Bakınız aynı yönde doğrudur. 1 S2, 2 S2, 2 P, 3. Azot 7 için yapıyoruz bunu. Azot 7 ikinci periyot. Ne yapacak arkadaşlarım? Bu da 5A'da olacak. Zıt spinli gelmiş ve yukarı doğru hareket etmiş hepsi. Dolayısıyla doğrudur. Yine bakıyoruz arkadaşlarım burada. Azotu görüyoruz. Bunlar yukarı doğru 2px, 2p'ye ve 2PZ'yi görüyoruz arkadaşlarım. Bakınız PX ve PY de yukarı doğru ama PZ'de aşağıya doğru gelmiş. Bu hund kuralına göre hatalıdır arkadaşlarım. 1S2, 2S2, 2P3 ne dedi hun? Teker teker doldurmak gerekiyor. Bu ise ne yapmış arkadaşlarım? 2PX direkt dolmuş. Yine böyle bir durum söz konusu olamaz. Bu da hatalıdır diyoruz. Küresel simetri bir atomun son orbitalinin yarı dolu veya tam dolu olması durumudur. Yani s kare ile sonlanıyorsa, p6 d10 f14 ile sonlanıyorsa bu tam dolu olduğunu gösterir. s1 p3 d5 f7 ile sonlanıyorsa yarı dolu olduğunu gösterir ve bu şekilde sonlanıyorsa elektron dağılımları böyle elementler küresel simetri özellik gösterirler. Arkadaşlar krom 24 ve bakır 29 için elektron dağılımlarını yapacağız şimdi beraberce. Bakınız 1s2 2s2 2p6 10 oldu. 3s2 12 3p6 18 4s2 20 3d4 şeklinde yaparsam bu krom 24 için hatalı bir elektron dağılımıdır arkadaşlarım? Çünkü krom 24 küresel simetri özellik gösterir. Ve küresel simetri özellik gösterdiği için en son ne olacak arkadaşlarım? Orbitalin yarı dolu ya da tam dolu olması gerekiyor. Buradaki bir tane elektron buraya geçiyor. Yani 4s1 3d5 şeklinde bir elektron dağılımına sahiptir. En yüksek yörüngemiz 4. Yani 4. periyottadır. S gördüğümüz zaman A grubu, S artı P'yi gördüğümüz zaman da A grubu dedik. S artı D ile sonlanıyorsa B grubudur. Yani 6 B grubundadır. D5 ile sonlandığı için krom 24 küresel simetri özellik gösterir. Bakır 29 için elektron dağılımı yapalım arkadaşlarım. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 şeklinde yaparsam yine bu hatalı olacaktır. Bakır 29 için 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 şeklinde elektron dağılımı doğru olacaktır arkadaşlarım. Bakınız en yüksek yörüngemiz 4, 4. periyot. Bu da 1B grubu elementidir. Bakınız size B gruplarından bahsetmek istiyorum. B grupları dördüncü periyottan itibaren başlar ve B gruplarının tamamı metaldir. B grupları orbitallerin dolu sırasına göre 3B'den başlar. 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. 9B diye bir grup yok arkadaşlarım. Yine 8B, 10B diye bir grup yok. Yine 8B, 11B yok. 1B, 12B yoktur. 2B. Yani B grupları 3B'den başlar. Orbitallerin dolu sırasına göre 2B'de sonlanır ve tamamı metaldir. Bakalım arkadaşlarım bir örneğimize. Elektron dağılımı 3D5 ile biten bir atomun proton sayısı nötron sayısına eşit olduğuna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Bakınız 3D5 ile sonlanıyor diyor. O zaman 3D5'e kadar gidiyorum. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D5. Bu şekilde bir elektron dağılımına sahip olabilir. Yani atom numarası 25 olabilir ama dikkat dikkat. 3d5 ile sonlanıyor diyorsa 4s1 3d5 de olabilir. Yani atom numarası 24 de olabilir arkadaşlarım. Proton sayısının nötron sayısına eşit olduğuna göre kütle numarası 50 de olabilir. Kütle numarası 48 de olabilir. Atom numarası 25'tir diyor. Ne bileyim ben diyorum. Çünkü 24 de olabilir. Kütle numarası 50'dir diyor. Yine bilemiyorum arkadaşlarım. Belki 48'dir. Ama şundan eminim ki B grubu elementidir. Çünkü S artı D, S artı D. 25 ise 7 B grubundadır. 24 ise 6 B grubundadır. Yani B grubu elementi olması kesinlikle doğrudur. <laughs>